Selamun aleyküm arkadaşlar. Kek yapıyoruz. Fenerbahçe maçını seyrederek. Efendime söyleyeyim. Şeyi biraz daha keseyim. Biraz daha açayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 25 kiloluk pudra şekeri. Aa. Tasından bu yapıyor. Şunu inan koyayım arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar, kekin ana maddesi pudra şekeri ve bal. Şimdi ölçü ne kadar olmalı? Ölçü. Şimdi takılanlar hep buna takılıyor. Ölçü ne kadar olmalı? Ölçü şu kadar olmalı. Pudra şekerini dolduruyoruz. Balı karıştırdıkça kovan dökülmeyecek, sıvı halde olmayacak, katılaşacak şekilde olacak. Yani şimdi anlaşılır. Bu arada böyle bir de aparat yaptım. Bunu matkap ucuna yaptım. Dur onu da göstereyim size. Bu matkap ucuna şu kelepçeyi kaynattım, çanak anten kelepçesi. Şu da çanak antenin dibi. Şu şeye yere takılan tipi. Ya, uyducular anlar. Şahane bir şey oldu da. Efendime söyleyeyim. Ayrıca görünüyor mu? Şurada proteinler, vitaminler var firmaların yolladığı. Onlardan da bir miktar yapıp deneyeceğim. Polen katıyoruz şimdi. Şöyle de bir polenimiz var. Aşağı yukarı orada 3 kilo kadar herhalde şu şey var, şeker. Ona şöyle 250-300 gram da polen katıyorum. Polen fazla olsa katarım, fazla yok yeter bu kadar. Şimdi balımız. Bakın arkadaşlar yakından. Görüyor musunuz? Bal üstüne iyice bayağı ıslattı. Şimdi karıştıracağız. Biraz bal daha.
Bu arada sizin balınız yetmeyebilir arkadaşlar. Bal yetmeyince şurup su katabilirsiniz. Şurup da yapabilirsiniz. Koyu şurup şekerini. Onu da katabilirsiniz. Yani bu zaten şeker demeyin. Bu pudra şekeri. Bunda pudra unu da var. Kek olmaya başladı. Biraz daha bal. Şeker çoğulmuş ya, 5 kilo var ya abi. Ben 3 kilo zannediyordum da. Baldan nereden baksan 2-3 kilo oldu. Aynı sayılarını gören 3 tane takımımızın devam etmesi, Belçika temsilcilerinde takılıp alamadığı puanları da katarsak bu içine neden olmasın diye. Aslında az bir şey bal daha katayım. Biraz daha rahat çalışsın matkap. Eylül, Ekim, Kasım ayları açık hava spor için muazzam aylar bence. Birçok yerde, alanlarda belediyelerin koyduğu şahane kek oluyor. Bunu arı havada, karada yer. Bayağı oldu, matkapta biraz ısındı ya. Zorluyorum matkap ufak. Bakın arkadaşlar. Yine de bayağı oldu şimdilik. Gördüğünüz gibi. Bu şeker, bal, efendime söyleyeyim, polen. Bu şurada dursun bakalım. Şimdi buraya karıştırmak için daha büyük bir şey bulayım ben. Ama süper kek oldu ha. Bakın. Şahane kek oldu. Yarından iyi olmak gerekiyor. Altı kişi artık bizim ama çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Her
performansından dolayı alkışlıyor. Bazen oyuncuyu motive etmek amaçlı, moral motivasyonu amaçlı. Yok, elde yani çoğalı ama bulamadım. Efendim söyle, yanımıza da bir tane şey alak. Bu gerçek performans, beğenilen, iyi performansın karşılığı olarak söyleyebiliriz. İsim sahibi bir artık maçta 89'unda çıkacaklar. Son faul yaptı. Kalle kuruşu hocam Kral Mahçe ve Yusarı kaptı gördü. Siren sol. Dört olumlu. Haydi Fahitler'in bir yolda. Bu arada Atilla Gökçe'nin sonunda selam var. Çok selam. Sonunda maçı izleyelim. Dışarıdan Atilla abi maçı. Güzel abi. Maçlar da galiba vardı. İstanbul'un ellerinden öpüyorum. Sağ tarafta. Çıkmadan. Samuray çıkmadan yetişiyor. Yeni gol çevir kupa vay. Bir kazanırsak güzel işler olur. Bunu bir pancan. Kazandık bak. Pancan bir de çalı bastı rakibine. Hala onda. Hakem faul çalacaktı ama ağırlıklı rakibine. Pancan sıkı bir kadar önemli bakıyor. Şimdi bir kadar pancan oluyor. Bir kez bir tane kadar. Alın bir kez bir kadar. Sağ olun. Evet. Bu arada tabii ki Beşiktaş'ın rakibinden bahsediyorduk. Savunma hattında 3 tane ve 18 yaşında oyuncu var. Zafer, sağ kanat, sol kanat. Bu kadar da hiçbir savunma yapıyor ama böyle bazen hani amiyane tabirde kuru kalabalığın ötesine geçmeyen bir savunma hattı oluyor ama bu takımın geçişlerde özellikle Thiago Alba'yla oynayan oyuncunun siyahi oyuncunun müthiş bir performansı ödediğini dikkatmaktı. Dikkat etmeniz gerektiğini belirtelim. Skovacene dikkat edip etmeniz gereken bir oyuncu yapıyoruz. Evet. Dibi biraz yapışmış arkadaşlar. Az az su serpiyorum dibine. Elime yapışmasın diye. Göstereceğim size yardımını. Pozisyonunda bugün çok iyi oynadığını, öne verdiği destek önündeki tane kanat oyuncusu değiştiriyorsun. Tadiçi bir şey, özür dilerim. Yaşar ile başladı, sonra Reinkent ile değiştiler. Şimdi Tadiç geldi ama çok mutluydu. Pozisyonunda oynadı. Geriye dönüşlerinde atletik özellikle tamamen sağlayan. Bana göre iki tane de çok büyük %100'lük bir gol pozisyonu. Bir tanesi de sakatlanmışsın. Arılar bayram etsin. İki saatlik işi sizin için 15-20 dakikada yapacağım arkadaşlar. Bu konuda bir sürü soru soran var. Ölçü ne olacak, nasıl yapacak filan. Ölçü şu kıvam işte. Kıvam. Kıvam akışmayacak şekilde buzdolabı poşetine koyduğunuzda dağılmayacak, üstlerini açtığınızda ara alacak şekilde katılık da olsun, tamam. Şimdi yalanlar göstereyim arkadaşlar. Kırmızı kart resmi cebine aldı. Bu bir kere bu kayarak müdahale ediyor.
forma dokunmasa kırmızı kart, çünkü sonradan mali kurulmuş. Fenerbahçe şahane bir galibiyetle başladı. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi kekimiz böyle bu kıvama aldı. Görüyor musunuz? Yani şöyle düz durduğunda akmadan durur ama o kadar akışkanlı olacak şekilde de cıvık. Öyle diyeyim yani, tam şu ayar, köfte gibi, hamur gibi veya derler ya, kulak memesi yumuşaklığında hamur. İşte öyle kekimiz hazır. Bu polenli kekimiz arkadaşlar. Şimdi şu proteinli ve vitaminli de şunları da deneyeceğim bakalım. Ayrı ayrı arıların tüketimine bakacağım, gelişimine bakacağım. Ben size sonra rapor veririm. Ama bu arının %100 sevdiği bal, pudra şekeri. Ölçüde ne oldu aşağı yukarı? 2 bal, 3 şeker civarında oldu herhalde ölçü. Yani aşağı yukarı 5 kilo şekere 2,5-3 kilo bal olmuş olabilir. Polen de 300 gram kadar da polen oldu buna. Böyle bir kekimiz oldu arkadaşlar. Ha bunu, bu yeter, bu kıvam. Arı çok güzel tüketir. Buzdolabı poşetine koyarsanız, petek üzerine koyarsanız, en üstten şöyle küçük bir 1 lira kadar bir delik açarsınız en üstten, tamam, başka bir şey yapmanıza gerek yok. Gerisini arı halleder. Oradan yavaş yavaş tüketir. Efendime söyleyin. Olay bu arkadaşlar. Kek yapımı da. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Arkadaşlar, bunu da üzerine pudra şekeri döküp şöyle hamur gibi beziler alabilirsiniz. Bunları şöyle, bunları sonra paket, buzdolabı poşetine koyacak. Böyle gördüğünüz gibi şuraya koyabiliyoruz böyle katı katı. Görüyor musunuz? Elinize yapışmasın diye pudra şekerini atıyorsun içine. Katılığını ona göre ayarlıyorsun. Şöyle. Ah. İşte size arınız için hazır kek. Götürüp içine buzdolabı poşetine koyuyorsun. Üstten açıyorsun poşeti, yandan açmıyorsun. Akmaya sebebiyet vermeyin. Bizimki kendi kekimiz olduğu için akışkanlığı fazladır bizimkinin. Çünkü bal sadece içindeki madde. Balla şeker. Pudra şekeri. Buna bir bak arkadaşlar. Şimdi elime yapışmaya başladı. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle buradan şekerini alıp içine atıyoruz. Hemen akışkanlığı duruyor. Şöyle katılaşıyor. Bezi alabilmek için. Hemen bezi yapıyoruz böyle. Mevzu anlaşıldı mı arkadaşlar? Kek yapma mevzu. Hah, bunu da poşetledik mi şimdi? Arıya sorunsuz bir şekilde verebiliriz. Arkadaşlar, paketleme yapıyor. Şöyle göstereyim size, çok rezil bir iş de. Bak, altabanda pudra şekeri atıyor yapışmasın diye. Yoksa yapıştırırsınız. Artı bu da pudra şekeriyle böyle bezi yapıyoruz. Defalarca bu fırsatı yakalamıştı. 23 yaş altında dünya şampiyonluğu kazanmıştı Bursa Tosun Çavuşoğlu. Büyüklerde ilk kez finalde yer aldı. Altın madalyanın sahibi oldu Bursa Tosun Çavuşoğlu.
biri video çekse var ya, öyle şahane olur ki bu işler. Ama tek başıma kusura bakmayın. Ancak bu kadar oluyor. Ama ne yaptığımı, ne yaptığımı anlıyorsunuz ilk kötü. Düğümünü atıyorum, puana koyuyorum. Finalde kaybetti. Bu yıl Avrupa Şampiyonası finalindeydi. Yine finalde ikinci oldu. Ve bu yıl yine Dünya Şampiyonası'nda finalde altın madalya Buse Tosun Çavuşoğlu'nun. Güç gösterisinde bulundu adeta tüm Dünya Şampiyonası boyunca. Kolayca paketliyor arkadaşlar böyle. Bir de yanından bakın. İşte arkadaşlar olay bu. Bak böyle paketlemek güzel oluyor. Şekeri attın mı böyle kolayca bezi yapabiliyorsun. Hamur bezisi gibi aynı. Hamurun aynısı bu. Görüyor musun? Kolayca paketleniyor. Efendim leğene koyduydum da vazgeçtim. Direkt paketleyebilirsiniz. İki kişi olursanız mükemmel olur. Benim gibi tek değil de bak böyle güzelce paketler bağlarsınız ağızlarını. Yallah araya verirsiniz. Arkadaşlar kekimiz bitti. Şöyle hazırladık, bu köye gidecek malzeme. Bu şey petek sandığı, şeffaf arabal peteklerini sakladığımız 8'li sandık. Şöyle aşağı yukarı 20 tane kadar, belki biraz daha fazla kek oldu. Yarımşar kiloluk oldu aşağı yukarı. Gördüğünüz gibi bunlar arılara verilecek. Şu koyu olanlar mesela, bak şu koyu proteinli bunlar. Şu polenli sade. Efendime söyleyin. İşte firma ürünlerini kullandık test için ama bunun netice almadığımız için zaten reklamını yapamam. Markasını da söylemem. Adını da söylemem. Sadece arının sevip sevmediği konusunda kararsızım. Geçen numune olarak biraz yaptım ama anlamadım. Ha, şimdi bir daha veririm. Bakarım eğer yiyorsa firma ürünlerinden proteinmiş, bilmem vitaminmiş, bu tür şeyler arı yiyor veya yan etki yapıyor yapmıyor derim. Geçen yıl çok kuan söndürdüm bu tür ürünlerden, onu söyleyeyim. Onun için şöyle çok değil 3-5 tane yaptım bunlardan. Bunu test için ayrı arılara vereceğim, bakacağım. Arkadaşlar kek yaptık, işte nasıl yaptık. İşte sık sık sorulan sorulan, şu maçı bir kapatayım, sesini kısayım. 25 kilo pudra şekeri aldık, hazır şeker. Çünkü biz şekerimizi öğüteceğimiz bir değirmenimiz yok. Yaptıracağımız bir yer de yok. 25 kilo hazır pudra şeker aldık. Buna bir tenekede bal aldık. Hazır bal aldık onu da. Toplam maliyet diyelim 3000 lira civarında tuttu. 3000 liraya 50 kiloluk malzememiz olmuş oldu. 50 kiloluk malzeme de bunun 25 kiloluk pudra şekerini aşağı yukarı 10 kilo balla harman yaparız. 35 kilo kekimiz olur. Az da polen katarız buna 1-2 kiloda. Bunu araya veririz baharın ve şimdi sonbaharda sonbaharda biliyorsunuz kek vereceğiz. Stoklar tamamlandıktan sonra 11. ayda keklerini koyar kapatırız. Böyle bir durumda şimdi kendi yaptığımız keki çabuk tüketecek ara haliyle. Hızlı yiyecek. Şu anki kek yapmamızın sebebi de, yani yapmasak da olur, polen var piyasada ama arı kuşundan dışarı çıkamıyor falan, bu dönemde yavruyu azaltmasın düşüncesiyle polenli kek veriyoruz. Sade, şeker, bal, polen. Bunun dışında bazı firmalar ürün yolluyor, işte bizim ürünümüz iyidir, bizim ürünümüz iyidir, firma ürünlerine karşısınız falan diye, deneyin diye. Şimdi geçen yıl çok denedim, 16 kuvan kaybettim. Biliyorum bu ürünleri ama bu yıl da deneyek bağ dedik. Deniyoruz da. Yalnız isim vermeyeceğim. Firma ismi vermeyeceğim. Umuma konuşacağım. Eğer başarılıysa da isim vermeyeceğim. Gayet güzel ise de söyleyeceğim sadece. Firma ürünü bir firmanın, çok güzel diyeceğim. Tavsiye ederim diyeceğim ama isim vermeyeceğim. Neyse. Pudra şekerine önemli değil. En ucuzu zaten. Bir tabi şey Yavuz mu? Ne o marka işte gördünüz.
Bir tane o var. Onun da reklamı için yapmıyorum, bilmiyorum. Ucuz veriyorlar. Millet de kapış kapış alır. Millet mal değil herhalde. İşine gelen alır. Pudra şekerini 25 kilosu 1040 liraya aldım PTT AVM'den. Bu da böyle arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra işte kıvamını falan gördünüz hepsini. En son yaptığınız bitti. Paketlemeden önce isterseniz işte bu firma ürünlerinden iyi çıkarsa benim bir deneyim. Onlardan da katıp hallaç edip yoğurup güzelce poşetleyebilirsiniz. Poşetlerle de direkt peteğin üzerine koyarsınız. Ama yandan açmayın. Bu bizim bal kıvamında olduğu için ballı bizimki. Şuruplu veya şey değil, katı değil, çok akışkandır bizimki. Çok akışkan değil ama durup dururken delik yandan delersen akar. Sıcak kovanda, güneş öğle sıcağında. O yüzden üstten delerseniz akmaz. Üstten delerseniz kapak altında üstten. Yanına da bir tane taş maş bir şey koyarsanız dik tutsun örtü bezini. Naylon veya çuval her neyse arı rahat yiyebilsin. Yanına tahta veya taş bir şey koyun illaki. Böylelikle kek olayımız hallolur. Keki yiyen arı da haliyle bu dönemde biraz yavruya sarılır. Tamam mı arkadaşlar? Allah'a ısmarladık.